Aziz Sancar, 8 Eylül 1946'da Mardin'in Savul ilçesinde 8 çocuklu bir ailenin 7. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk eğitimini Mardin'de tamamladı. Sancar, lisedeyken çok iyi bir kaleciydi. Genç milli takım denemelerine dahi çağrıldı. Ama boyu uzun olmadığı için kaleciliği yapamayacağına karar verdi ve bilime yöneldi. 1963 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesini 1971 yılında bitirdikten sonra Savur'da 2 yıl doktorluk yaptı ve eğitim için Amerika Birleşik Devletleri'ne, Dallas'a giderek Texas Üniversitesi'nde moleküler biyoloji dalında doktora yaptı. Yale Üniversitesi'nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. Daha sonra DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürdü. 400 civarında makale ve 33 kitap yayınladı. Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü öğretim üyesi bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'ne layık görüldü. Professor Aziz Sancar from Turkey is a Turkish and US citizen. Sancar ödülünü Amerikalı Paul Modig ve İsveçli Thomas Lindahl ile birlikte İsveç Kralı 16. Gustav'ın elinden aldı. Aziz Sancar, Nobel ödülü alan Türkiye doğumlu ilk bilim insanıdır. Daha önce Orhan Pamuk edebiyat alanında bu ödülü almıştır. Profesör Doktor Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülünü, madalya ve sertifikasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Anıtkabir Komutanlığı'na takdim etti. Özellikle ben de Sayın Sancar'ın gerçekten bu Nobel Kimya Ödülü'nü alması sebebiyle şahsım milletim adına tekrar tebrik ediyorum. Ve bu madalyanın Anıtkabir'de sergilenmesini de gençliğimiz için geleceğe yönelik bir işaret fişeği olarak görüyorum. Ve daha önce Nobel ödüllerini alma noktasında inanıyorum ki bu adeta bir yol haritasını belirleme olacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sıhhat, afiyetle geleceğinizin inşallah hayırlı olmasını diliyorum. Sancar daha önce de kanser tedavisinde ritmik saat buluşunu yapmış, DNA tamiri ve hücre döngüsü kontrol noktası gibi konularda yaptığı çalışmalarla da adını daha önce de duyurmuştu. Ödülleri ise Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilim Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü 1984, Amerikan Fotobiyoloji Derneği Ödülü 1990, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü Ödülü 1995, TÜBİTAK Ödülü 1997, Amerika Birleşik Devletleri Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi Ödülü 2004, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Üyesi 2005, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü 2006, Vehbi Koç Ödülü 2007, Nobel Kimya Ödülü 2015. Profesör Doktor Aziz Sancar, Gwynbore Sancar ile evlidir. Sancar, Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Biyofizik bölümünde çalışmalarını sürdürürken, 2008 yılında kendi birikimiyle Chapel Hill kasabasında bir ev satın aldı. Buraya Carolina Türk Evi adını verdi. Amerikalı eşi Gwyn ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne doktora için giden Türk öğrenciler kendi yaşadığı zorlukları yaşamasın diye evini o çocuklara açtı ve burayı hem yurt hem de kültür merkezi olarak kullanmaya başladı. Türk Evi genişletilerek Sancar Türk Kültür ve Kongre Merkezi olarak önümüzdeki 2-3 ay içerisinde temeli atılarak inşa edilecek.